Yıllardır karavanda gezerken kendi işimi yapma gibi bir hayalim var ama benim işim gereği çok fazla enerji tüketen cihazlar kullanıyorum. Dolayısıyla çok fazla elektriğe ihtiyacım olacak karavanımda. Aküye depoladığım elektriği 220 volta dönüştürmek için inverter kullanacağım ve bunun çok fazla güçlü olması lazım ve aynı zamanda tam sinüs olup böyle kaliteli bir elektrik vermesi lazım. Bu videoda Mensela markasının 7000 watt gücündeki invertörünü inceleyeceğim. Tam sinüs mü değil mi? Bununla ilgili de testler yaptım. Videonun sonlarına doğru onları da göstereceğim. Şimdi gelin hep birlikte yakından göz atalım. Öncelikle ürünün satış sayfasına gittiğimizde 12 volt, 24 volt seçenekleri bizi karşılıyor. Ben 12 voltluk bir sistem kuracağım için 12 volt olanı tercih ettim. Eğer 24 voltluk bir araçla çalışıyorsanız 24 voltu tercih edebilirsiniz. Bunun yanında 2200 watt ile 7000 watt arasında da aynı markanın seçenekleri var. Daha önce aynı markanın 2200 wattlık invertörünü incelemiştim. Onu aracımda kullanıyorum ve memnunum. Aynı markanın 7000 wattlık olanını almak istedim. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Burada yazan watt değerleri maksimum güçleri. Yani benim aldığım invertör her zaman 7000 watt verecek diye bir şey yok. 7000 wattlık dalgalanmaları karşılayabilir ama sürekli olarak 3500 watt vermek için üretilmişler. Dolayısıyla saatlerce 7000 wattta çalışmaz. Bunu da bilmek gerekiyor. İnvertörün üzerinde olanlara şöyle kabaca bir bakalım. Öncelikle priz tarafı hoşuma gitti. Hem iki tane priz var hem de hem Avrupa hem Amerika gibi dünya genelinde çok yaygın kullanılan birçok fişle uyumlu şekilde üretmişler. Onu ona çevireyim falan diye yanınızda adaptör taşımanız gerekmiyor. Hem 110 voltluk hem 220 voltluk fiş uçlarını buna rahatlıkla takabiliyoruz. Prizlerin ortasında da bir tane gösterge bizi karşılıyor. O göstergede de hem akünün durumunu hem 220 voltluk çıkışın kaç volt olduğu durumunu hem de toplam güç tüketimini gösteriyor bize. Bunları görmek de güzel. Aynı zamanda invertörü buradaki butonla açıp kapatabiliyoruz. Ve şuradaki ayar butonuyla da hem göstergenin şeklini değiştirebiliyoruz. Hem de 50 Hz 60 Hz arasında seçim yapılabiliyormuş. Ben hiçbir seçim yapmadım. Otomatik olarak default olarak 50 Hz geldi. Zaten biz de Türkiye'de 50 Hz kullanıyoruz. Ama oradan 60 Hz'e de yükseltmek mümkün. Göstergelerden bahsetmişken dikkatimi çeken bir şey var. Benim elimde güçleri ölçmek için kullandığım bir tane priz var. Ona kendi yaptığım ısıtıcıyı taktım. Kendi yaptığım ısıtıcı PWM frekansıyla çalıştığı için arada bir gücü artırıp yükseltiyor. Fırının güç tüketimini kullandığım priz ölçemedi ama invertör doğru bir şekilde ölçtü. O da dikkatimi çekti. İnvertörün diğer tarafına baktığımızda ise akü terminalleri bulunuyor. Orası da bayağı korunaklı ve bayağı sağlam. Bunların yan tarafında ise iki tane fan bulunuyor. Bu fanlar durduk yere çalışmıyor. 45 dereceyi açtığında invertörün içindeki ısı otomatik olarak çalışıyor. Böyle lamba gibi ufak tefek şeyler çalıştırdığımızda ne ısınıyor ne de fan çalışıyor. Ama böyle fırın gibi çok yüksek enerji tüketen şeyler çalıştırdığımızda fan çalışıyor. Fan sesi duyuluyor ama aşırı rahatsız edecek bir şey değil. Bu arada yarım saate yakın yaklaşık 1000 watt gücünde güç tükettim ve hiçbir ısınma olmadı. Fanlar çalıştı ama elimi dokunduğum zaman herhangi bir ısı hissetmedim. Yine Mensela'nın 2200 wattlık invertörünü incelerken gösterdiğim düşük güç koruması, yüksek güç koruması, akünün gücünün azalması ya da voltajının artması ya da yüksek akım çekilmesi gibi durumların hepsiyle ilgili koruması mevcut. Yani güvenlikli bir invertör diyebiliriz. Tabii bunların hepsini test etmedim. Düşük gerilim geldiğinde kendini kapatıyor. Yüksek gerilim geldiğinde kapatıyor. Çok yüksek güç çektiğinde de kendini kapatıyor. Ama şu an ben 7000 watt çekemedim. Kendini kapatmasının sebebi akünün gücünün düşmesi oldu. Çünkü akü aynı anda bu kadar gücü karşılayamadı tek bir akü. 7000 watt çekeceksek birden fazla akü kullanmamız gerekiyor. Aynı karavanlarda olduğu gibi. Çeşitli ölçü aletleriyle 220 volt ve 50 Hz olup olmadığını ölçtüm ama tam sinüs olup olmadığını videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Bu kadar büyük bir cihazla ampul dışında da tabii ki testler yapmak lazım olduğu için saç kurutma makinesini aldım. Ofiste en fazla enerji tüketen şey o, yaklaşık 2000 watt güç tüketiyor. İlk etapta prizle test yaptım. Fanını açtım. Fanın ikinci kademesini açtım. Sonra ısıtıcısının birinci kademesini, sonra ısıtıcısının ikinci kademesini açtım. Ve en sonunda 2000 watt güç çekmeyi başardı. Sonrasında yaptığım işlemlerin aynısını inverter
invertörle yaptım ve her şey çok iyi giderken 2000 watt'a geldiğinde gücü düşmeye başladı. Bunun sebebi de şu, bu akü 12 voltluk bir akü ve 2000 watt güç verebilmesi için 160 amperin üzerinde akım vermesi lazım. Hem bu akü hem de bu kablo 160 amperi anlık olarak verebilecek kapasitede değiller. Akü eski bir akü, küçük bir akü. Dolayısıyla 160 amperi yüklediğimiz zaman akünün gerilimi düşüyor. Elimde daha fazla akü olmadığı için ben de güç kaynağını bağladım ama güç kaynağı da 10 amper akım verebiliyordu. 12 voltta 10 amper 120 watt yapar. 3500 wattlık sürekli akım çekebilmek için 2-3 tane güçlü akü daha lazımdı bana ama onlar elimde olmadığı için maksimum gücünü zorlayamadım ama bana fikir verecek testler yapabildim. 1100-1200 watt civarında yaklaşık yarım saat, bir saat çalıştırdığım sistemler cihazı hiç ısıtmadı bile. Bu tip bilgilere baktığım zaman 3500 watt'ı rahatlıkla karşılayabilir gibi geliyor. Daha sonrasında da invertörle ilgili daha fazla fikir edinebilmek için yaklaşık 900 watt güç üreten kendi yaptığım lehimleme fırınını açık bıraktım. Bu videoyu çekmeden önce Instagram hesabımda yeni bir invertör incelemesi yapacağım. Bununla neleri test edeyim diye sormuştum. Bu videoda test ettiğim birçok şey de aslında oradan geldi o fikirler. Genellikle buzdolabı yazan, tam sinüs mü değil mi onu soranlar oldu. Yüksek güç tüketen cihazları dener misin diyenler oldu ki saç kurutma makinesi ve fırın yüksek güç tüketen cihazların arasına girebilir. Ben de ofisimdeki mini buzdolabını kullandım. Karavanların birçoğunda da zaten bu buzdolabından kullanılıyor. Yaklaşık 1 saat kadar çalıştırdım. Hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir ısınma da olmadı. Yani karavanım olsa gönül rahatlığıyla buzdolabımı bu invertöre bağlayabilirim. Sonrasında ofiste çay demleyecektik. Bunu dedik ki invertör üzerinden aküyle demleyelim ve çayı da gayet güzel bir şekilde demleyebildik. Şimdi gelelim esas konuya. En çok gelen soru tam sinüs mü değil miydi? Tam sinüs olup olmadığını ölçmek için osiloskopa ihtiyacımız var. Diğer cihazlar kaç hertz olduğunu ölçüyor ama kare dalga mı yoksa sinüs dalgası mı onu ölçemiyorlar. Osiloskopla bunu ölçmek için küçük bir düzenek kurdum. İlk önce şehir şebekesinde denedim. Gayet güzel sonuçları aldım. Sonra invertöre bağladım ve 50 Hz'i tam olarak 50 Hz'i aldım. Ve sinüs dalgaları da çok belirgin bir şekilde düzgün dalgalar. Dolayısıyla ben bunu karavanımda gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Yani evimde, ofisimde buradaki prizlere neyi bağlayabiliyorsam aynılarını bu invertöre bağlayıp kullanabilirim. Yavaş yavaş karavan malzemelerimi biriktirmeye devam edeceğim. İleride güneş panelleri, aküler vesaire alacağım. Ve malzemelerim biraz arttıktan sonra da karavanın içini döşemeye başlayacağım. Eğer incelenmesini istediğin karavan ya da kampçılık ekipmanları varsa onlardan da bana bahsedebilirsin. Ben kendi karavanımı yaparken zaten bazı malzemeler almayı planlıyordum. Belki senin söylediğin malzemeleri alıp onları da test edebilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın. Hoşça kal.